Sayın Ertuğrul Kürkçü, şu an Avrupa Parlamentosu'ndayız ama siz Avrupa Konseyi'nden, yani Türkiye'nin üyesi olduğu kurumdan pek çok görüşme yaptınız. Sanırım acil mahiyetindeydi. Zira pek çok üyeniz, parlamenterileriniz hapse atılıyor, tutuklama kararı veriliyor vesaire. Siz bu görüşmelerde neyi dile getirdiniz? Özellikle hangi konular üzerine durdunuz? Bu aslında son 3 ay içerisinde ikinci, hatta üçüncü görüşmemiz bazı Avrupa Konseyi kurumlarıyla. Biz Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'ın kabinesiyle görüştük. İnsan Hakları Komiseri Nils Muzhniek'in kendisiyle uzun süren bir görüşme yaptık ve biraz önce de CPT yöneticileriyle görüştük. Her üç görüşmemizde de iki grup meselemiz var. Birincisi çok acil olan Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde karşı karşıya kaldığı sağlık ve güvenlik meseleleri ve genel olarak tutuklu milletvekillerimizin sağlık ve güvenlik meseleleri. İkincisi de Halkların Demokratik Partisi'ne karşı girişilmiş olan büyük sindirme harekatı. Her ikisi bizim acil gündemimizde. Tabii ki bu arada Türkiye'yi bekleyen yeni başkanlık rejimi dayatması çerçevesindeki anayasa taslağı hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Daha doğrusu pozisyonumuzu açıkladık. Sırayla gidersem, ben bugün buraya çok acil olarak geldim. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın avukatları vasıtasıyla bize yolladığı haber son derece önemli. Birincisi kişisel sağlığı, ikincisi sağlık ve güvenliği açısından Edirne cezaevinde karşı karşıya kaldığı durum son derece vahim. Bir kalp spazmı geçirdiği gece sağlık durumunu idareye, gardiyanlara bildiremediğini, bu spazmla baş başa bütün bir geceyi geçirdiğini ve ancak ertesi sabah kendi durumunu ifade edebildiğini ve bunun ardından da elle tutulur bir muayene ve bakım görmediğini bize bildirdi. Nitekim doktor raporları da bunu doğrular. Nitelik de kendisinin bir kalp spazmı geçirdiğini, kolesterol düzeyinin yüksek olduğunu, kalp atışlarında ritim bozukluğu tespit edildiğini gösteren bir rapor elimizde. Bunun çevirisini teslim ettik. Fakat en az bunun kadar birkaç zamandır sürüp gitmekte olan Selahattin Demirtaş'ın tecrit sorunu var. Tek başına tutuluyor. Hiçbir yasa ve yönetmelik bunu gerektirmediği halde ve elbette siyasi İslamcı fanatik şüphelilerin tutulduğu kısmında cezaevinin tutuluyor. Bunları biz şu giderek artan cezaevlerindeki HDP'lilerin linç edilmesine yönelik AKP sorumlularının yaptığı çağrılarla beraber, İçişleri Bakanı'nın intikam çağrılarıyla beraber ele aldığımızda Selahattin Demirtaş'ın ve bütün milletvekillerimizin, diğer eş başkanımız Figen Yüksekdağ'ın da cezaevinde bir linç tehdidiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz. Bunu kafamızdan uydurduğumuz sanılmasın. Hüseyin Kocabıyık, İzmir milletvekili, geçtiğimiz hafta içinde yaptığı bir açıklamada, bir basın açıklamasında, bir tweetinde aynı zamanda dedi ki eğer devlet büyüklerimizden birine bir şey olacak olursa halkımız cezaevlerini basarak milletimiz teröristleri idam edecektir. Şimdi bu sözün geldiği yere baktığımız zaman biz tabii ki endişeleniriz. Çünkü evet, halk cezaevlerini basamaz, bassa ele geçiremez ama cezaevinde yatan bir halk da var. Onlar da pekala bu yönde teşvik edilebilirler. İçlerine yerleştirilecek çeşitli suikastçılarla bütün bunlar yapılabilir. O yüzden biz Demirtaş'ın karşı karşıya kaldığı bu tehdidi ve sağlık koşullarındaki bu krizi ifade ettik ve herkesten anlayış gördüğümüzü söyleyebilirim. Öte yandan İnsan Hakları Komiseri ile Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik saldırıları ve aynı şekilde
Genel Sekreter Jagland'ın kabinesiyle bunları bir arada konuştuk. Halkların Demokratik Partisi'nin net ve açık bir biçimde bütün bu intihar saldırılarına karşı pozisyon aldığı halde biricik adli soruşturmanın Halkların Demokratik Partisi'nin Türkiye'nin 12 vilayetindeki il ve ilçe yöneticilerini gözaltına alarak yapılmış olmasının HDP'yi apaçık bir biçimde bu süreçte sadece PKK ile değil aynı zamanda TAK'la da aynı bağlam içerisine yerleştirmesinin yarattığı büyük gayrimeşru basıncı, bu karalama ve suçlama, kriminalize etme çabalarını ifade ettik ve bunun için parlamentoda en büyük üçüncü parti, yani şu an Türkiye'deki seçmenlerin en büyük üçüncü bölümünü temsil eden bir partinin bu şekilde saldırı altında olmasının kabul edilemezliği konusunda tam bir mutabakat var. Yani Avrupa Konseyi'nden bakıldığında Avrupa Parlamentosu da bu Tabii Halkların Demokratik Partisi'nin pozisyonu hiç Türkiye'den bakıldığı gibi gözükmüyor. Aynı şekilde Avrupa Parlamentosu'ndan bakıldığında ki iki hafta önce Avrupa Parlamentosu Başkanı, Avrupa Parlamentosu'nun İnsan Hakları Komisyonu ve çeşitli grup başkanlarıyla yaptığımız konuşmada da Türkiye'dekinin tam tersine eşit haklı bir muhatap, Türkiye'nin kaderinde tayin edici bir rolü olan bir partinin temsilcisi olarak büyük saygı gördük. Martin Schulz parlamento başkanı bizi bir hükümet protokolüyle karşıladı ve o şekilde muamele gördük. Dolayısıyla bizim uluslararası alandaki konumumuz ve statümüzde Türkiye'deki arasında dağlar kadar fark var. Çünkü Türkiye'de bir faşist diktatörlük girişimi karşısında Halkların Demokratik Partisi en büyük engel. Burada ise demokratik bir Türkiye ve Avrupa yaratmak bakımından da değerli bir muhatap. Bütün bu nedenlerle Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın tesis etmeye giriştiği bir faşist diktatörlük, bir kişi sülale egemenliği girişimi karşısında da çok büyük bir şaşkınlık var. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı müzakereleri dondurma tavsiye kararına rağmen hiçbir şey yokmuş gibi kanun hükmündeki kararnamelerle Türkiye'de bir gelecek inşa etme hakkını Cumhurbaşkanı'na tanıyan bir anayasa fikri herkes için son derece kabul edilmez gözüküyor ve Türkiye hükümeti aslında giderek bütün bu uluslararası kurumlarda muhataplıktan uzaklaşmak üzere ama elinde iki tane büyük koz var. Birincisi silahlı kuvvetleri ve üsleri, ikincisi ise elinde tuttuğu Suriyeli ve doğudan gelen mülteci kapasitesi. Birini havuç, öbürünü sopa olarak kullanarak Avrupa'nın güvenlik endişeleri içerisinden Avrupa ile bir müzakere sürdürebileceğini pazarlık düşünüyor. Fakat ben Avrupa kamuoyunun güvenlik boyutunu yani havucu kale almadığını, esasen sopayı yani demokrasisizliğe büyük bir tepki gösterdiğini, Avrupa Parlamentosu'nda bu nedenle geçen de aldığı kararı aldığını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde Avrupa Komisyonu bu konuyu ele alacak. Ben Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği zirvesinden söz ediyoruz. Ben Avrupa Parlamentosu ruhunda buna yaklaşmasını ümit ederim. Çünkü ben bu alınan kararın Tayyip Erdoğan'ın anladığı biricik dili olduğunu düşünüyorum. Yani somut davranışa, somut davranışla karşılık vermek, lafla değil. Ve nitekim bu mesajın ben o büyük höykürmelere, kabarmalara, tehditlere, pozlara, palavralara rağmen bu mesajın alındığını görüyorum. Türkiye halklarının bir Avrasya diye bir geleceği yok. Orada bir ortaklık yok. Orada bir medeniyet teklifi yok. Orada sadece insan hakları hukukunun inkarı üzerine bir uluslararası ilişkiler alanı oluşmuş durumda. Buraya sığınan sadece haydutluğunu
tescil ediyor. Ama bunun getirdiği herhangi bir Türkiye için bir ekonomik gelecek, bir kültürel gelecek, bir uygarlık geleceği vaadi yok. Ama Tayyip Erdoğan buraya kaçmak istiyor. Türkiye Avrupa'da olur veya olmaz ama bir insan hakları ve demokrasi çıtası bizim için en önemli meseledir. Avrupa'ya bizim gösterdiğimiz ilgi demokratik, özgürlükçü, feminist, antifaşist, sosyalist Avrupa, halklar Avrupa'sına biz ilgi gösteriyoruz. Bankerler Avrupa'sıyla Tayyip Erdoğan'ın bir meselesi yok aslında. Şimdi sizin de üyesi olduğunuz Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi önümüzdeki ay bir araya geliyor. Ama şimdiden siyasi gruplar durumunuzla ilgili yakından ilgilendiği bilgilerini ediniyoruz. Sizce bu nasıl yansır? Zira Türkiye ile post monitoring yani denetim sonrası süreç olarak takip ediliyordu. Şu an atmosfer ne orada? Şu an atmosfer tıpkı Avrupa Parlamentosu'ndaki gibidir ve burada Tayyip Erdoğan'ın ve onun sözcülerinin Türkiye toplumuna anlatmaya çalıştığı gibi bir Batı'nın Türkiye'ye, Doğu'ya düşmanlığının eseri olarak Türkiye'deki olumlu gelişmeleri görmezden gelen bir zihniyet yok. Türkiye'de bir olumlu gelişme yok. Türkiye 2004'te konseye geri dönerken ortaya koyduğu vaat ve 12 vaat ve sorumluluktan hiçbirini tam olarak yerine getirmedi. Yerel yönetimler meselesini daha özerk bir düzenlemeyle çözmedi. Hakimler ve savcıları Avrupa hukuku zemininde eğitmedi. Kürt meselesini demokratik bir biçimde çözmek için herhangi bir somut elle tutulur sonuç yaratmadı. Anayasayı demokratik bir tarzda yeniden yapmadı. Bunların hepsinin tersini yaptı. Yani şu an Türkiye aslında 2004 seviyesinden daha geridedir bütün normlar açısından. Tabii ki böyle bir Türkiye'nin, böyle bir Türkiye yönetiminin bir gözleme iade edilmesi kaçınılmazdır. Bence bütün konseyde oluşan hava bu doğrultudadır. Geçmişte Tayyip Erdoğan hükümeti mülteci anlaşmaları vasıtasıyla bir adım ileri, iki adım geri atarak çeşitli noktalarda hamleleri geri çevirebildi ama şimdi bizzat kendisi Avrupa'ya meydan okuyarak, her gün Avrupa değerlerine hakaret ederek, her gün demokrasi, insan hakları, özgürlükler, halkların kendi kaderini, tayin hakkı, yerel yönetim şartı, bütün bunlarla kendisini bağlı saymadığını söylerken, idam cezasını geri getireceğini, yani Avrupa Konseyi ile kurduğu anlaşmadan geriye doğru rücu edeceğini söyleyerek, olağanüstü hali ebedileştiren bir yeni anayasa çerçevesini ortaya koyarak aslında kendisini Avrupa Birliği ile girdiği taahhüt ve sorumlulukların dışına atıyor. Bu şartlar altında bence konsey eğer gözlem sürecine iade etmeye karar verecek olursa ben de konseyin bir meclisin bir üyesi olarak bu karara evet diyeceğimi şimdiden söylemek istiyorum. Bugüne kadar biz Türkiye'nin üyeliğinin ortadan kaldırılması yönündeki taleplerin akıllıca olmadığını, çünkü bunun bizim de söz hakkımızı ortadan kaldıracağını söyledik ama biz Türkiye'nin fenalıklarına ve zulmüne kefil olacaklar değiliz. Bu zulmün zaten muhatabıyız Türkiye'de. Şimdi bu zulme karşı bir ses çıktığında tabii bu bizden bir karşılık görecek. Ben bütün Türkiye'ye ve dünyaya şunu söylemek isterim. Türkiye faşistlerle, İslamofaşistlerle, din tüccarlarıyla, kadın düşmanlarıyla, homofobiklerle ve pedofillerle temsil edilecek diye bir şey yok dünyada. Türkiye'yi pekala Aleviler, Kürtler, kadınlar, özgürlükten yana güçler de temsil edebilir ve onların temsil hakkını ancak demokrasiyle elde edebiliriz. Bunun olmadığı bir Türkiye'nin ne Avrupa'ya, ne bölgeye, ne Suriye'ye, ne Irak'a, ne kendi halkına, milletine faydası var. Böyle bir Türkiye'nin Türklere de faydası yok. Şu an Türkler akın akın Türkiye'den kaçıyorlar. Hükümet istediği kadar saklasın. Büyük bir Türk göçü var Avrupa'ya doğru ve bu Türkiye'nin en iyi yetişmiş, eğitilmiş, aydın, sanatçı, bilim insanı kesimi
beyaz yakalılar bugüne kadar devletle aralarında bir kriminal ihtilaf bile olmuş olmayan binlerce aile dengini toplayıp bu ülkede bize gelecek yok diye Türkiye'yi terk ediyor. Esas düşünmemiz gereken şey bu. Ve işin ilginç tarafı Kürtler de Kürdistan'ı terk etmiyorlar bunca zulme rağmen. Orada kendi topraklarını, kendi haklarını ve kendi mücadelelerini korumak peşindeler. Dolayısıyla bütün zulme rağmen Kürtlere yurdunu terk ettiremeyen Türkiye kendi etnik aidiyet iddia ettiği kesimlerden kendisini kopartıyor. Böyle bir Türkiye kime lazım? Esen Kürkçü, siz SPT ile de bir görüşme yaptınız. Bir iki cümle bu konuda, bir cümlede bugün Avrupa Parlamentosu Saharov ödülünü Ezidi kadınlarına verdi. Bir cümlede bunun için. SPT ile konuşmamız aynı doğrultudadır ama spesifik olarak bir Öcalan'ın sağlık ve güvenliği. Çünkü Öcalan'ın ortadan kaldırılmasının iyi olup olmayacağına dair bir ankete giriştiğini Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP çevrelerinin Kürdistan'da korucular, aşiret reisleri arasında böyle bir kamuoyu yoklaması yaptığını işitiyoruz. Bunu Zübeyir Aydar geçen Kürt konferansında açıkladı. Bunun Öcalan için de son derece büyük bir tehdidi ima ettiğini düşünüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın da sağlık ve güvenliğine ilişkin ve diğer bütün vekillerimizin sağlık ve güvenliğine ilişkin SPT'nin Türkiye'ye acil bir ziyaret yapmasını istedik. SPT gelecek yıla kadar bir ziyaret yapmayacağını söylemiş ama gelecek yıl 20 gün sonra başlıyor. Dolayısıyla biz SPT'den bir acil ziyaret talep ettik. Bunun gerçekleşmesini ümit ediyoruz. Sunduğumuz doneler son derece ciddi ve sözümüz güvenilir. Diğer soru neydi? Avrupa Parlamentosu Yezidi kadınlarına Saharov ödülünü bu bence yani DAEŞ baskısına maruz kalmış. Bu bence son derece doğru verilmiş bir karar. Başka adaylar vardı biliyorsunuz. Bunların arasından hem kendi cinsiyet kimliğini, hem kadın olarak haklarını, hem halk ve millet olarak haklarını savunabilmek için her türlü zillete rağmen direnme gücünü kaybetmemiş ve bu esaretten kurtulmayı başarmış ve şimdi başlarından geçen bu macerayı bütün insanlığın ortak hafızasına nakşetmek için de kendilerini ortaya koymaktan kaçınmamış bu kadınların cesaretini herkesin alkışlamak hakkıdır. Ben Avrupa'nın Ezidi kadınları alkışlaması olarak bunu görüyorum. Bütün dünya ayağa kalkmalı bu kadınlar karşısında. Biz de Türkiye halkları olarak hem bu davaya ortağız hem de bu kadınları onların şahsında kadınların kurtuluşu için mücadele eden bütün kadın hakları savunucularını alkışlıyoruz, selamlıyoruz. Onların karşısında sevgi ve saygıyla eğiliyoruz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Serkeftin Havalı'na.